Değerli basın mensupları, AK Parti iktidarı üniversitelerde akademisyenleri soykırıma tabi tutmaktadır. Türk Eğitim Sen Kütahya Şubesi Üniversite Temsilcisi Yardımcı Doçent Doktor Ömer Zafer Güven düzenlediği basın toplantısında üniversitelerdeki akademisyenlerin sorunlarını masaya yatırdı. Yardımcı Doçent Doktor Ömer Zafer Güven, akademisyenlerimizin bütün sorunlarının çözümü için ihtiyaç duyulan kaynak ayakkabı kutularında fazlasıyla mevcuttur dedi. Türk Eğitim Sen Kütahya Şubesi Üniversite Temsilcisi Güven, AK Parti iktidarı akademisyenleri ekonomik soykırım yaptığını söyledi. Güven, Sayın Başbakan her fırsatta IMF'ye olan borcumuzun bittiğini, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduğumuzu, kişi başına düşen milli gelirin 10.500 dolara çıktığını, hazinenin tıka basa dolu olduğunu, göğsünü gere gere söylüyor. O halde hükümet, bilim adamlarımıza da pastadan düşen payını vermek zorundadır. Bu ülkeyi yönetenler, bilimsel gelişimin taşıyıcısı olan akademisyenlerimizin sesine kulak vermeli. Dünyadaki ifa ettikleri görev itibarı ile ülkemizi daha ileriye taşıyacak, bilim, kültür, sanat ve edebiyat dünyamızı geliştirecek ve geleceğimizi inşa edecek akademisyenlerimizin bütün sorunlarının çözümü için ihtiyaç duyulan kaynak ayakkabı kutularında fazlasıyla mevcuttur. Üniversitelerimizde yaşanan sıkıntılar sadece akademik personelle ilgili ve sınırlı değildir. Daha önceki dönemlerde üniversitede çalışan idari personele verilen ikinci öğretim mesai ücretleri kaldırılmış, daha sonra yapılan bir düzenleme ile adeta üniversite çalışanlarıyla alay edilircesine mesai ücretleri veriliyormuş gibi yapılıp tamamen vermemeye yönelik bir düzenleme ile idari personel mağdur edilmiş, hakları gasp edilmiştir açıklamasında bulundu. Ücretlerin düşüklüğü nedeniyle genç beyinlerimiz ya daha yüksek getirili mesleklere yönelmekte ya da yurt dışı üniversitelere giderek ülkemize ciddi bir beyin göçü yaşanmaktadır. AKP iktidarı 2023 ve 2071 hedeflerini belirlerken bol keseden atmakta ama ülkeyi bu hedefe taşıyacak olanların akademisyenler olduğunu unutmakta, akademisyenlerimizi adeta deyimlerinde ise ekonomik bir soykırıma tabi tutmaktadır. Şöyle ki, Türkiye'de akademisyenlerin maaşı Hindistan, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Nijerya, Arjantin, Brezilya, Kolombiya gibi ülkelerin dahi gerisinde kalmaktadır. Satın alma gücü paritesine göre Kanada ve Güney Afrika'da 9.000, Suudi Arabistan'da 8.524, İngiltere'de 8.400, Hindistan'da 7.433, Amerika Birleşik Devletleri'nde 7.000, Nijerya'da 6.200 dolara kadar çıkan akademisyen ücretleri maalesef üzülerek söylüyoruz ki Türkiye'de 3.000 dolar seviyesinde kalmaktadır. Bu koşullarda ülkemizde en kıdemli profesör 4.729 TL, doçent 3.376, yardımcı doçent 2.706, araştırma görevlisi ve okutman ise sadece 2.395 TL maaş almaktadır. Hal böyleyken imzalanan toplu sözleşme sonucunda üniversite çalışanlarımızın 2014 ve 2015 yıllarında çalınmış umutları yerle bir edilmiştir. Ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, entelektüel bütün sorunlarını çözüm üretmeye çalışan akademisyenlerimiz toplu görüşme sonucunda bir de bu 2014 yılı boyunca alacakları 123 TL, sadece 123 TL zamla nasıl geçinecekleri sorununa çözüm aramak zorunda bırakılmışlardır.